Hasbelam, merhaba. Merhaba. Şöyle geçelim istiyorsanız. Yeni aşıklar gibi kamera görünce kaçtılar. Şey gibi. Yeni aşıklar gibi. Düşünsene bir zaman. Arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyi, yürüdük işte. Bakayım kaç kilometre yürümüşüz. Galiba bir 6 falan yürüdük galiba. 5.33. İyi, fena abi, değil arkadaşlar. Yarın kapalı galiba, değil mi? Yarın kapanıyor. Evet. Yani. Allah herkese yardımcısı olsun. Aynen öyle. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Çalışıyoruz, çocuklarla devam. İşte arada böyle bir kaçamak, birlikte vakit geçiriyoruz. Onun dışında sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Hem de kimseyi hasta etmeden bu zamanı geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle yani. Evet. Evet, 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 evet. İyi gidiyor. Gün değiştirdik. Cuma eski günümüze, klasik günümüze geçtik. Onun bir mutluluğu var tabii. Devam ediyoruz işte, dikkat ederek, önlemler alarak, işte her ne kadar maskesiz çalışsak da. Yine de testlerle böyle 3 gün ara ver, 3 gün test ol. Böyle yani arkadaşlar. Testler de durumlardan dolayı, koronadan dolayı durdu. Öyleymiş, evet. Siz de bayağı temkinlisiniz. Evet, temkinliyiz işte. Bugün mesela ara verdik, dün test olduk, tekrar çektik. Yarın yine test olacağız. Ona göre sete biri giriyor, biri çıkıyor. Yani hep böyle bir tedirginlik. Test olmaktan mı sıkılmışsınız yani? Sürekli o zaten gıcık bir durum. Yani o aslında çok gerekli olduğu için ne kadar sıkılsan da koşarak gidiyorum açıkçası. Çünkü korkuyorum, hem ailem için, hem çevrem için, hem oyuncu arkadaşlarım için dikkat etmeye çalışıyoruz. Böyle bu süreci hep beraber geçireceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Evlerdeyiz, evet, evet. Neler yapacaksınız? Yani biz zaten çocuklardan evde de çalışıyoruz. Bizim mesai 24 saat abi. Bizim mesai, evet. Öyle başlıyor. Evet, aynen. Evde şimdi uyanacaklar işte, 3.30 öğle uykusun uyanış saatleri. Başlarında hazır bir şekilde olacağız işte, eve yetişiyoruz. Evet, onlar öyle uykusuna yatıyor, biz kaçıyoruz. Aynen. Sonra 3.30'da eve dönüyoruz falan, öyle yani. Peki bir iş planlaması yaptınız mı hani evde? Hani çocuklarla şu durumda ben ilgilenirim, diğer durumda da seni ilgilenirsin. Biz yani meseleyi bir iş gibi görmediğimiz için keyif planlaması yapıyoruz. Kim yakalarsa hangisini öpe koklaya aşağı yukarı indiriyoruz, çıkarıyoruz. Bizim için şey, işten öte büyük bir zevk meselesi. Allah'a bin şükür. Sağlıklı büyüsünler bütün herkesin evladıyla birlikte, evet. Derdimiz o. Bir de okula verebilmeyi, evet, istiyoruz inşallah. Ekim'de şu işler biraz düzelse de çocuklar artık sosyalleşse. Kesin. Evde peki yani neler yapıyorlar bu süreçte? Çocuklar eğitimini nasıl gideriyorlar bu durumda? Yani bol bol kitap okuyoruz. Kerimcan da ben de masal dinletmeye başladık. Bizde televizyon falan yok zaten, teknoloji. En büyük eğitim sevgi ya. Evet, sevgi. Anlatıyoruz, sabrediyoruz, her soruya cevap veriyoruz. Çünkü başladı o ne, neden, 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 neden. Niye, bol niye, bol seveceksin, niye, öpeceksin, koklayacaksın. Evet. Çocuk ne yapar abi? Ya, televizyon yok dediniz hani, genel olarak siz de mi televizyon izlemiyorsunuz? Yoksa biz de, yok, çocuklara biz de şu anda yani hep bizde televizyon. Elektronikten uzak tutmaya çalışıyoruz. Bizde yok. Kaç senedir mesela? 3 seneye 3 ayım kaldı. 3 yaşı dolduracağım. Sonra belki televizyon haftada bir kere gibi bakalım. Çünkü biraz büyüdüğünde o TikTok olayları da bayağı son zamanlarda meşhur. İnsanlar kimisi ebeveyni, evet, tercih ediyor, kimisi, evet, vermemeyi tercih ediyor. Evet, susması için ellerine tablet veriliyor mesela. Evet. Yani ben onu yapmadım. Kerimcan da bana çok destek oldu sağ olsun. Bizim çocuklar telefon, iPad ne olduğunu daha bilmiyorlar. Dediğim gibi televizyonun ne olduğunu bilmiyorlar. Ama bu kolay bir şey değil. Çok çalışan anne, aynen, babalar öyle mecbur kalıyorlar bunları yani, yapmaya, ama doğru bir şey değil. Bunu ama ben becerebildim, herkes becerebilir diye bir şey yok. Herkese saygı duyuyorum. Bu benim takıntı derecede bir dikkatliliğimdi. Onun için çok emek sarf ettim ama başardım. En azından hayatlarından ilk 3 seneyi teknoloji olmadan çalmayı başardım diyeyim. Şimdi 3 yaş doldurduktan sonra ben de onların hayatlarına gram gram sokabilirim. Ama TikTok... Asla. TikTok bir facia bence. Evet. Yani TikTok diye bir şey zaten, senin TikTok'un oldu mu? Yok, hiç bizim ya? Olmadı. Biz ne olduğunu bile yani bilmiyoruz. Ama yani çok şey, büyük bir bela yani. Evet. Yani toplumun... Hep duyuyorum, anneler çok şikayetçi. Ne yazık ki büyük bir belası. Sadece, evet, anneler babalar değil. Şu an getirdiği kötü durumlardan bir şey mi? Ya, sosyal, evet, medyanın, yani sosyal medyanın mutlaka iyi yanları da var. Hepimiz de kullanıyoruz. Tabii ki canım. Bir çeşit özgürlük ama TikTok örneğin bana göre toplumların büyük başına bela bir durum. Yani ben şeyi hayal ediyorum arkadaşlar, benimkiler büyüyene kadar TikTok kalmayabilir.
Başka İnşallah. Kim bilir ne çıkacak. İsim değişir sadece. Kim bilir ne çıkacak. O da olabilir. Doğru söylüyorsun ama ne bileyim sanatla, sporla, hayatla, okumakla, çizmekle, araştırmakla ilgili çocuklar belki kendilerini başka yere daha kolay aktarır. O yüzden bir ümit. Biz de onları veriyoruz onlara ama son olarak bilmiyoruz. Daha güzel bir reklam filminde oynadınız. Evet, beraber. Evet. Eğlenceliydi. Evet. Devamı gelecek mi? Evet, evet, tabii. Bayağı bir seri filmler geliyor şimdi. Çocuklarla da çektik. Bir sene boyunca biraz meşgul edeceğiz sizleri. 2001'in, 2021'in mi, 2020'nin mi en güzel anısı bize oldu. Evet. Birlikte ilerleyen yaşları için çok güzel bir hatıra kaldı bize. Çocukların filmleri daha güzel oldu bizimkilerden. Evet. Merakla bekliyoruz. Ve ben de, biz de. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hastalanmayın. Çok teşekkürler. Ben buradan.